Sevgili dostlar merhaba, ben Ahmet Akın. Dün yapılan YÖK dil sınavından sonra sıcağı sıcağına sizlerle Instagram sayfamızda yorumlarımızı paylaşmıştık. Ben sağlık bilimlerinden girdim ve sağlık bilimlerinde olan yorumları yaptım. Fakat sosyal bilimler sorularını görmemiştim ve öğrencilerin bu konuda bir analiz yapıp biraz daha detaylı bilgiler vermemi ve sınavın zorluk, kolaylık derecesini yorumlamamı istediler sevgili dostlar. Ben de o yüzden oturdum. Dün gece sınavdan sonra sabah 3'e kadar soruları tek tek çözdüm, notlar aldım ve kafamda çok daha net bir zorluk ve sınav sorusu seviyesi oluştu. Hemen konuya gireyim. Kelime sorularından başlamak gerekirse, tabii sosyal bilimlerde böyle sanat olduğu için, biraz daha soyut konular olduğu için fen ve sağlık konularına göre biraz daha zorlayıcı olmuş kelime soruları fen ve sağlığa göre. O kelime sorularını alsanız YDS'ye koysanız gideri var. Yani kelime soruların düzeyi YDS düzeyinde diyebilirim sevgili dostlar. Bunun dışında TEN sorularına baktım. TEN sorularında bu YÖK dilden önce sabah yaptığımız ve cuma akşamı yaptığımız oturumda date back ve bay artı zamanla ilgili özel çalışma yapmıştık ya. Yani bilene sorulmuş sorular vardı. Date back'in present olduğunu bilen doğru cevap verebilirken diğer yandan da sevgili dostlar yine by the time ifadelerini bilerek past perfect'i seçebilecek adaylar test edilmiş sınavda. Dolayısıyla hani her zaman alışa geldiğimiz present perfect doğru cevap bir genelleme yapmış simple present seçeyimden ziyade bilgiye dayalı ten soru sorulmuş. Preposition sorularında işte effect on, people, from various cultures gibi önünde veya sonunda preposition'ı bize gösterebilecek ifadelerin olduğu tamamen ezbere dayalı olmayan kalıpsal preposition'lar sorulduğu için preposition sorularını daha yapılır buldum sevgili dostlar. Elbette preposition'ın sorusu bilgiye dayalı bir şey ama yine de sağında solunda neler vardı? Bilgilendirmeler vardı. Bağlaçlar. Sosyal bilimde bağlaçlar bir soru dışında sevgili dostlar yine zıtlık paralellik gruplamasıyla rahatlıkla yapılabilecek sorulardan oluşuyordu. Fakat işte in terms of, in return for, as a result of gibi bu peşinden isim alan bağlaç sorularında ise ikilemde kalıyorsunuz, üçüne eliyorsunuz. Güzel. Artık anlamdan da birine karar vermek gerekiyor değerli dostlar. Çeviri soruları. Çeviri sorularında adaylar biraz yorulmuş olmalı diye düşünüyorum bir aday gözüyle baktığımda. Mesela sağlık bilimlerinde oldular verilmiş 6 tane olsa da etse deden kolaylıkla çözülürken sosyal bilimlerde iyi bir özne analizi, öznenin uzunluğu, kısalığı ve fiil analizinin iyi yapılması gerekiyormuş değerli dostlar. Benim gördüğüm kadarıyla çeviri soruları sınava girenlere zaman kaybettirmiş olabilir. Daha önceki YÖK dillerde alışa geldiğimiz kadar çıtır çıtır çözülen sorulardan oluşmuyormuş değerli dostlar. Bundan dolayı birden çeviri bölümüne girenler muhtemelen zaman ve birazcık da moral kaybetmiş olabilir. Hatta bir tane soru vardı. Worried diye başlayan soru. Yani soruyu hazırlayan arkadaşım eğer beni izliyor dinliyorsa veya onu tanıyan biri beni izliyorsa kendisine lütfen iletir mi? Neden? Gerek yok böyle şeylere. Çeviri bölümünde cümle analizi yaptırıyoruz. Adayları bu kadar yormak istemiyoruz. Çünkü İngilizce düzeylerini, okuma ve kavrama düzeylerini zaten okuma bölümünde ölçüyoruz, öyle değil mi? Neyse, bu eleştiriyi de burada kenara koyup devam edelim. Geri kalan yorumları size bırakıyorum bu konuda. Close testlerden bir tanesi daha rahatken ikincisi bir seviye daha üstte olmuş. Yine kelime, bağlaç, tense bilgisiyle çözülebilen bir bölümdü sevgili dostlar. Close testlerde söyleyeceğim çok şey yok işin açıkçası. Normal ve rahat diyebilirim. Akışı bozan cümle. Akışı bozan cümleler pırıl pırılmış. Şöyle pırıl pırıl tabii ki. Hepsi aynı konudan, aynı özneden bahsediyor ama mesela bir cümle bambaşka bir yönünü anlatıyor. Ya da 3 atılacaksa 4, 2'ye 1 gönderme yapmış. İşte these'le, those'la, they'le göndermeler yaparak herkesin rahatlıkla çözmesi sağlanmış. Bu bölüme bir eleştiri getiremeyiz. Eğer akışı bozan cümle bölümünde zorlandıysanız lütfen burada sınava değil kendinize eleştiri getirip sevgili dostlar. Bak hoca söylüyor bunu, dost acı söyler, dost doğruyu söyler. Bu bölümde çalışmanız gerekiyor demektir. Kimseye topu atmayalım orada. Paragraflara baktım.
Galaxy Nations paragrafı klasik tarihsel bir anlatım içeriyor. Gelişimini anlatıyor, tarihler veriyor ve sorular net bir şekilde çözülüyor. Mis gibi paragraf. Koydum kenara. Child-parent interaction paragrafı. Metin açık, seçenekler yorucu. Dolayısıyla bu paragrafı zor diye adlandırabiliriz. Sınav şartlarında zor. Niye metni anlıyorsunuz? Doğru cevabı bulurken ve seçenekleri elerken uğraşıyorsunuz. Zaman, puan ve moral kaybettirmiştir. Peki böyle gelmeye devam ederse ne olacak? Okuma ve paragraf becerimizi daha da artırmamız lazım demektir. Research Hampton Effect paragrafı hem paragraf anlaması zor ve yorucu hem de sevgili dostlar seçenekler içerisinde boğuşmak hakikaten de sınavda sizi üzmüştür. Dolayısıyla bu paragrafı zor diyebilirim. Australia Diversity paragrafı. Metin çok rahat, Avustralya'daki kültür çeşitliliğini anlatıyor. İki soru net, bir tane soru daha uğraştırıcı, çıkarım sorusu. Olması gerektiği gibi yani. Böyle soru olmalı. Buna diyecek bir şeyim yok. Sonuç olarak şimdilik 4 paragraf söyledim. 2 tanesi okey dedim. 2 tanesini zor diyorum sevgili dostlar. Childhood ve parents yani çocukların anne babalarıyla olan ilişkilerinin anlatıldığı paragrafta metin açık ama soru ve seçenekler anlamca uğraştırıcı diye not tutmuşum sevgili dostlar. Yani bu yorumu yaparken o zaman şöyle demiş oluyorum. 5 paragrafın ikisi rahat, 3'ü uğraştırıcı. Bu da tabii ki metin okuma becerisi çok çok iyi olmayan 55'imi 65'imi alayım diyen adaylar için biraz puan kaybettirmiş olabilir. Veya 80'im vardı bir 90-100 yapayım diyenler için uğraştırıcı olmuş olabilir sevgili dostlar. İkisi rahat, 3'ü zor dedim. 5 paragrafı bu şekilde özetliyorum. Bunun dışında paragraf tamamlama sorularını çalıştım. Bir soru dışındakiler oldukça rahat çözülüyor demişim. Neden? Boşluklardan sonra for example olsun, işte göndermeleri olsun, the, this, that, these, those, such göndermeleri olsun veya konu açıklığı olsun rahatça doğru cevap verilebiliyor sevgili dostlar. Ayrıca çeldiriciler de güçlü değildi işin açıkçası. Sonuç. YÖKDİL Sosyal alışa geldiğimiz gibi fen ve sağlıktan daha üst seviyede. Bu tartışılması gereken bir şey. Bu 3 sınavda neden düzeyler aynı şekilde değil tartışılmalı. Sosyalde biraz daha bence hafifletilebilir. Soru hazırlayan, bu konuyu ölçüp değerlendiren arkadaşlara benden naçizane bir öğretmen olarak ve bir soru yazarı olarak tavsiye. Sosyal bilimler toptan zor bir sınav mı? Tartışılır. Çevirileri ve paragrafları zormuş ya da bir aday yüzüyle bakıldığında daha zormuş şeklinde bir yorum yapabilirim sevgili dostlar. Bir önceki yapılan YÖKDİL Sosyal Bilimler sınavına göre çeviri ve paragrafları daha üst perdeydi sevgili dostlar. Fen bilimlerinde çalışacağım ayrıca ve sağlık bilimleri için de bu şekilde bir yorum yapacağım. Dolayısıyla bu yorumun üstüne sizler de yorum yaparsanız, sizler de görüşlerinizi bildirirseniz çok sevinirim sevgili dostlar. Umarım herkes istediği puanı alır. Biz şimdi bu sınavları derslerimizde de çözüp çok daha hakim olup öğrencilerimizin de sınavlara ve soru tarzlarına daha iyi hakim olmasını sağlayacağız. Bizi takip ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir like'ınızı alırsak daha da seviniriz. Akıntı, yakıntı.